Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limik yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili 10. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? Bakalım. Batı'da özellikle 20. yüzyılda birçok edebiyat akımı ortaya çıkmıştır. Nokta nokta akımı İnsanın iç dünyasındaki duyguları dışa vurmayı demiş. Arkadaşlar bu akım nedir? Dışa vurumculuk akımı değil midir? Diğer adıyla biz buna ne diyoruz? Ekspresyonizm diyoruz arkadaşlar. İnsanın dış görünüşünü durumlarıyla birlikte geometrik şekillerle dile getirmeyi amaçlayan akım hangisidir peki? Tabii ki bu akım kübizm akımıdır arkadaşlar. Daha çok resim alanında etkili olmuş. Daha sonra edebiyata uyarlanmış bir akımdan bahsediyoruz. Nokta nokta ise varoluşun insanın özünden önce geldiği anlayışına bağlı olarak insanın tek yol göstericisinin kendisi olduğunu vurgulamayı amaçlar demiş. Peki bu akım hangisidir? Bu akımda arkadaşlar varoluşçuluk akımıdır. Diğer adıyla da biz buna ne diyoruz? Egzistansyalizm akımı diyoruz. Seçeneklere baktığımızda bakın Ekspresyonizm, kübizm ve egzistansyalizm demiş. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, şiir içe dönük ve duygucu olmak yerine dış dünyayı nesnel bir bakışla anlatma yolunu seçmelidir. Şiir çok emek gerektiren bir iştir. Şair şiirini yazarken bir kuyumcu titizliğiyle çalışmalıdır. Bu görüşler aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir demiş. Şiirden bahsediyor arkadaşlar. Şiirde etkili olmuş bir akımdan bahsediyoruz. Bir de burada dikkat edecek olursanız dış dünyayı nesnel bir bakışla anlatma yolunu seçmelidir diyor. Yani realist bir bakış açısıyla yansıtmalıdır diyor. Peki realizmin şiire yansımış biçimine biz ne diyoruz? Parnasizm diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu akımın temsilcileri bilinçaltının karmaşık dünyasını sanata aktarmayı amaçlamışlar. Bunun aktarılmasında Freud'un psikanaliz kuramından geniş ölçüde etkilenmiş ve yararlanmıştır. Düşüncenin gerçek faaliyetini yakalamak için hipotizma seansları düzenlemişler. Bu seanslarda ortaya çıkan düşünceleri dergide yayımlamışlardır. Bu parçada aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temsilcilerinden söz edilmektedir diyor. Arkadaşlar bilinçaltı, psikanaliz, Freud, hipotizma derken André Breton'un öncülüğünü yapmış olduğu bu akım hangisidir? Bu akım tabii ki sürrealizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Deha akılda değil, yürektedir sözü hangi akıma bağlı bir sanatçı tarafından söylenmiş olabilir? Burada akıllı değil de yüreği ön plana çıkardığını görüyoruz sanatçının. Yani duyguyu ön plana çıkarıyor. Peki aklı reddedip duygu ve hayalleri ön plana çıkaran yani klasizmdeki akıl ve sağduyuya tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir? Tabii ki romantizmdir. Buradaki bu kişi romantizm taraftarı bir sanatçıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Edebiyat akımları çoğu kez felsefe ve bilim teorilerinden etkilenerek oluşmuştur. Örneğin, nokta nokta pozitivizm felsefesi doğrultusunda oluşturulmuştur. Arkadaşlar, pozitivizm felsefesinden oluşan akım hangisidir? Realizm akımıdır. Nokta nokta ise determinizm, deneysel uygulama, evrim ve soya çekim düşüncelerinden yararlanılarak oluşturulmuş bir edebiyat akımıdır. Determinizm anlayışını ortaya koyan akım ise bildiğiniz gibi realizmin ileri bir aşaması olan naturalizm akımıdır. Boşluklara bunların gelmesi lazım. Seçeneklere baktığımızda realizm ve naturalizm demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bizi ahlak kavramından yoksun olmakla suçluyorlar. Biz toplumsal yararların sebeplerini araştırıyoruz. Toplumda ve insanda meydana gelen bozuklukları açıklamak için sınıfların ve bireylerin anatomisini yapıyoruz. İşte bundan dolayı çoğu zaman kokuşmuş konuları ele almak,
insanın sefaletinin ve çılgınlıklarının bulunduğu uçurumun dibine kadar inmek zorunda kalıyoruz. Bu sözleri söyleyen sanatçı, aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcisi olabilir? Bakın arkadaşlar, şurada sınıfların ve bireylerin anatomisini yapıyoruz diyor. Anatomi ile ilgilenen bilim dalı hangisidir? Biyolojidir. Peki biyolojiye baktığımızda ne vardır? Deney vardır, laboratuvar vardır. Olayların genellikle sebepleri araştırılır burada ve sebepleri ortaya konur. Ve bu akımı savunan sanatçılar toplumun her kesimine ilgilenmişler. Onların problemlerini ortaya koyma yol ve yöntemine gitmişlerdir. O yüzden de yazar bir bilim adamı gibi davranmış, eser laboratuvar olarak görülmüş, kişiler ise buradaki denekler olarak karşımıza çıkar. Bu akım arkadaşlar tabii ki naturalizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi sembolizmden etkilenen sanatçılardan değildir? Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dranas, Cenap Şahabettin, Cahit Sıtkı Tarancı. Bunların hepsi sembolizmden etkilenmiş sanatçılardır. Fakat Yusuf Ziya Ortaç'a geldiğimizde Yusuf Ziya Ortaç milliyetçilik duygu ve düşüncesinden etkilenmiş bir sanatçıdır. Sembolizmden etkilenmemiştir. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Batı'da ortaya çıkan edebiyat akımlarından bizim sanatçılarımız da etkilenmiştir. Ahmet Mithat Efendi romantizmin, Şinasi klasizmin, Halit Ziya realizmin, Yakup Kadri naturalizmin, Cenap Şahabettin sembolizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biri olmuştur. Arkadaşlar, Cenap Şahabettin sembolizm akımından etkilenmiştir. Bu doğrudur. Halit Ziya realizmden etkilenmiştir. Bu da doğrudur. Şinasi tiyatrolarında klasizm akımının etkisi görülür. Bu da doğrudur. Ahmet Mithat Efendi de romantizmin etkisindedir. Bu da doğrudur. Fakat Yakup Kadri naturalizmin etkisinde kalmamıştır. Yakup Kadri realizm akımının etkisinde kalmıştır. O yüzden 4 numaralı ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçadaki altı çizili bölümlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? Fransız edebiyatı romancısı Gustave Flaubert ilk defa eserlerinde kişiliğini gizlemiş, kahramanlarının gerçeğe uygun olmasına çalışmıştır. Madame Bovary romanı realizmin klasizm üzerinde kesin zafere ulaşmasını sağlamıştır. Bakın parçaya baktığımızda bilgi yanlışlığı 5 numaralı yerdedir. Burası klasizm değil romantizm olacaktır. Çünkü realizm romantizme tepki olarak ortaya çıkmış bir edebiyat akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız 5 numaranın yer almış olduğu E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki eserlerden hangisi romantizm akımına bağlı bir sanatçı tarafından yazılmamıştır? Vatan yahut Silistre. Yazarı kim? Namık Kemal. Namık Kemal romantizm akımından etkilenmiştir. Bunu elemiş oluruz. Grizella. Yazarı kim? Lamartine. Lamartine de romantiktir. Bunu da elemiş olduk. Monte Cristo Kontu. Bunun yazarı Alexander Dumas'tır. Alexander Dumas da romantiktir. Bunu da elemiş olduk. Sefiller. Yazarı Victor Hugo'dur. Romantizmin ilkelerini belirleyen sanatçıdır. O yüzden bunu denemiş oluruz. Kötülük Çiçekleri. Kötülük Çiçekleri ise arkadaşlar Baudelaire'in eseridir. Baudelaire sembolist bir sanatçıdır. Sembolizm akımından etkilenmiştir. Romantik değildir. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi klasizm ile realizmin ortak özelliğidir demiş. Gözlem ve tasvire önem verilmesi. Biz bunu daha çok nerede görüyoruz arkadaşlar? Realizm akımında görüyoruz. Klasizmde gözlem ve tasvire fazla yer verilmez. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Toplum için sanat anlayışının benimsenmesi her iki akımda da yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Konunun işleniş biçimine önem verilmesi. Bu daha çok klasizmde karşımıza çıkan bir özellik. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yapıtlarda seçkin insanlara yer verilmesi yine klasizmde görülen bir özellik. Bunu da elemiş oluruz. Sanatçının eserlerinde kişiliğini gizlemesi her iki akımda da ortaya çıkan bir özelliktir. Yani hem klasizmde hem de realizmde olan bir özelliktir.
İkisinin ortak özelliği budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu cümledeki altı çizili bölümlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? Fransız edebiyatı sanatçısı Jean-Jacques Rousseau, Cromwell adlı oyununun ön sözünde klasizmin bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak romantizm akımının kurallarını ortaya koymuştur. Arkadaşlar, romantizm akımının kurallarını ortaya koyan kişi, Cromwell adlı eseri yazan kişi Jean-Jacques Rousseau değil, kimdir? Victor Hugo'dur arkadaşlar. O yüzden 2 numaralı ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Parnasizm akımının temsilcilerinden biri değildir? Teofilo Guter bu akımın kuramcısı ve en önemli ismi. Bunu elemiş oluruz. Theodor Banville bu da arkadaşlar Parnasizm akımından etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. José María de Heredia bu da bu akımdan etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Le Condoleezza bu da bu akımdan etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Stefan Malherbe arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi sembolizm akımının en önemli temsilcisidir. Parnasizm'den etkilenmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? Dünya edebiyatının önemli sanatçılarından olan Goethe, Alman edebiyatında realizmin kurucularındandır. Faust adlı dramı, Genç Walter'ın Acıları adlı romanı onun en ünlü yapıtlarıdır. Bakın buradaki bilgi yanlışlığı 3 numaralı yerdedir. Çünkü Goethe realizmin değil romantizm akımının en önemli temsilcisidir ve onun kurucular arasında yer alır. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 numaranın yer almış olduğu C seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Emile Zola 19. yüzyılda Fransız edebiyatında deneysel roman anlayışının yerleşmesinde önemli rol oynamıştır. Doğrudur. Deneysel romanı getiren kişi Emile Zola'dır. O yüzden bunları elemiş oluruz. Naturalizm akımının öncüsüdür. Evet, Emile Zola naturalizmin öncüsüdür. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Germinal adlı yapıtı onun anlayışını yansıtır. Germinal Emile Zola'ya aittir ve naturalizmin yansımasıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Balzac ve Stendhal onunla aynı anlayışta ve aynı akıma bağlı isimlerdir. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Balzac ve Stendhal naturalizm akımından değil, realizm akımından etkilenmiş sanatçılardır. O yüzden de doğru cevabımız 5 numaranın yer almış olduğu E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 16. soruya. 16. soruda bu cümledeki altı çizili bölümlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur diyor. Victor Hugo, Lord Byron, Charles Dickens, Schiller, Alexander Dumas Spur, klasizme tepki olarak doğan romantizm akımının temsilcileridir demiş. Arkadaşlar buradaki bilgi yanlışlığı Charles Dickens'ta var. Çünkü Charles Dickens romantizm akımının değil realizm akımının önemli bir temsilcisidir. Bundan dolayı da 3 numaranın yer aldığı C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.